Evet Aslı İlmez. Gelelim gizemli geçmişine. Gizemli mi? Ya benim düşündüğüm her şey yüzümden okunur. Ben çok çektim geçmişimde onlardan. Şşş. Konuyu atlatmak yok. Vazgeçtiğin hayalini hala söylemedin bana. Vazgeçilebildiğine göre demek ki çok da önemli değilmiş. Boş verin. Yapma şimdi. Dans. Dans. Seviyorsun dans etmeyi. Evet. Ama hobi olarak. Yani meslek olarak hiç düşünmedim daha önce. Size iki hak daha veriyorum. Tamam, peki bilirsem ne kazanıyorum? Bilemezsiniz de. O kadar eminsin yani. O kadar eminim. Hatta o kadar eminim ki... bilirseniz... şuraya çıkıp şarkı söyleyeceğim. Güzel. Güzel. Demek ki sesini de duyacağız bu akşam. Ama bilemezsiniz. Siz çıkıp şarkı söyleyeceksiniz. Anlaştık. Polis. Ne? Polis mi? Seviyorsun dedektiflik işlerini. Agatha Christie hayranısın sonuçta. Son hakkınız. Acaba ne olabilir? Şoför kız. Bazen fazla şapşal, bazen fazla akıllı. Dans etmeyi seven. Acaba ne olabilir? Öğretmenlik. Ama bu nedir Barış Bey ya? İlk aklınıza geleni söylüyorsunuz. Ne kadar sıkıcı tahminler bunlar. Ben o kadar sıkıcı mıyım ya? Sen hiç sıkıcı değilsin aslında. O zaman sizi sahneye alın. Yok öyle bir şey olmayacak. Kandırdınız mı siz beni ya? Ben oraya sadece tek bir şey için çıkarım. Ne için? Seninle dans etmek için. Yeter bana.
şey seninle güzel duyduğum bu ses bile. Yalnız içtiğim su değil. Gitmen gerek. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Bana ne yapacağımı söyleme. Ben çocuk değilim. İzleri, onlar bile. Biliyorum. Bile yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile her şey seninle güzel bu yağmur bu kar bile yüzümdeki gözyaşının izleri Aslı gidiyoruz. Ama ben araba kullanamam ki Barış Bey. Ama kullanman lazım Aslı. Sen benim şoförümsün. O zaman ben bir 5 dakika uyuyayım. 5 dakika sonra hemen bir de kahve. Oo tamam. Tamam sen 5 dakika uyu. Tamam. Demirci köye gideceğiz. Tabii efendim. Çıkarayım ben seni. Ben burada yatarım. Bir adım daha atacak halim yok. Hmm.